Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Ercelen. Bugün House of Iron 4'te çok farklı bir Türkiye serisine başlıyorum. Evet, daha öncesinde çok fazla Türkiye serisini yaptığımı biliyorum. Ve bu yenisi olacak ama diğerlerinden çok çok farklı olacağını sizlere söyleyebilirim. Şu anda herhangi bir ekstra mod kullanmıyorum. Sadece oyunun tüm DLC'leri var. Ve sadece oyunla gidiyorum. Herhangi bir playlet pistleri olur. Budur, hiçbir mod yok. İkinci Dünya Savaşı'ndayız şu anda. Ve Custom Game Rules'tan abi herkesin gideceği şeyi seçtim. Amerika faşist gidecek, Almanya, Restored Kaiser gidecek, imparatorluk kuracak. Sovyet'e alternatif seçtim ama ya şu an bir şey seçemiyorum abi Sovyet'te. Neden böyle bilmiyorum. Faşist falan zaten oda karşında yoktu hatırlıyorum da o yüzden seçemedik. Sadece bu şekilde seçtik. Şu an görüyorsunuz abi, durdurup videoya bakabilirsiniz. Herkesin gideceği şeyi seçtik abi. Romanya'da çok ilginç şeyler olabilir. Balkan Dominans gidecek. İberya'da çok çok ilginç şeyler olabilir. Çünkü İspanya'yı anarşist seçtim. Ne olacak hiçbir fikrim yok. Tarihseli kapattım. Demir Adam modundayız. Start diyerekten oyuna başlayabiliriz o zaman. Save and play diyerek başlayalım. Eğer bu videoya 2000 beğeni gelirse arkadaşlar. 2000 değil de 2500 diyelim. Çok fazla zorlamasın beni. Çünkü 2000 beğeni gelir diye düşünüyorum da. Yani en son 2000 beğeni ne zaman geldi bir günde bir videoyu hatırlamıyorum ama neyse 2000 beğeni diyelim. Eğer 2000 beğeni gelirse bir sonraki bölümü direkt anında yayınlayacağım. Alttan beğenerek videolarıma destek olmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar ve ayrıca kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdi politik efor'da gideceğim. Abi ben non-elignant olarak kalmak istiyorum ama faşist de gidebilirim. Ya, bilmiyorum. Ülke bu şekilde kalacak şu anlık ama... Eğer ileride bir şey olursa bilmiyorum. Faşist de gidebilirim. Yani bu bölümde şu anda herhangi bir ideoloji seçmeyeceğim. Sizin yorumlarınıza dayalı. İdeolojiyi bir sonraki bölümde değiştirebilirim. Ya faşist de gidebilirim. Komünist kesinlikle gitmeyeceğim. Çünkü komüniste manpower yok. Demokratik de gitmeyeceğim. O yüzden yani bilmiyorum abi. Ya faşist ya da non-elignant olarak gideceğiz. Non-elignant olduğunda da birine savaş ilan edemiyoruz. Şöyle görüyorsunuz zaten. Şu anda arkadaşlar garantileme şeyini de ayarladım. Mesela adamlar sadece kendi ideolojisindeki bir devlete garanti atabilecek. Mesela Fransa Polonya'ya garanti atamayacak abi. Bunları da bu şekilde ayarladım. Ya çok ilginç şeyler olacak. Çok ilginç şeyler göreceğiz. Birazdan direkt Almanya'da bir iç savaş çıkacak. İspanya iç savaşında çok çok karışık şeyler olacak. Yani çok ilginç şeyler olacak abi ya. İngiltere'yi komünist yaptım. Bilmiyorum İngiltere'yi komünist yaptım ama ya benim bildiğime göre buralardaki şeylerin, toprakların salması gerek İngiltere'nin. Ben öyle hatırlıyorum ama farklı şeyler de olabilir. Amacımız Osmanlı İmparatorluğu kurup Sovyetlerden de Türkistan topraklarını almak. Kırım, Kafkasları da alacağız tabii ondan sonrasında. Bu toprakları alacağız. Kırım ve çevresini tabii yukarısını da unutmamak lazım. Buraları da alacağız abi. Ve şuradaki Türkistan topraklarını da alacağız diye planlıyorum. Ama yani çok değişik şeyler olabilir. Yani komünist git diyenler çok olmuş. Topluluk gönderilerinde baktım. Ya ama abi komünistin bir kazandırdığı bir şey yok. Şimdi şöyle baktığınızda faşist gittiğinde sana %2 militer yoğurttan alınabilir nüfus kazandırıyor, tamam mı? Ya o %2'lik oran çok iyi bir şey abi. Sana mesela bizim ülkenin nüfusu kaç abi? 10-15 milyon da, yani sana bir 250-300 bin savaşabilir asker kazandırıyor. O yüzden faşist gidebilirim, belli olmaz. Şu an buna gittim de şu an yani bir şey seçmeyeceğim abi. Endüstriyelden devam edeceğim. Sizin yorumlarınıza dayalı olarak belki seçebilirim. Şu an full tamamıyla sivil fabrika basıyorum. Herhangi bir başka bir şey basmayacağız. İstihbarat teşkilatımızı kuralım abicim. Milli İstihbarat Teşkilatı diyerekten kurabiliriz artık. Şöyle hadi bakalım. Bismillah diyerekten başlayalım. Ya yani buradan Almanları imparatorluk seçtik de acaba kazanabilecekler mi? Onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. İlginç şeyler olabilir abi. Burada ilerliyorlar. Konigsberg'de liman zaten onlardaymış. Ya, dünyada çok çok ilginç şeyler olabilir. Çin'de de mesela Xinjiang'la savaş olacak muhtemelen. Guangxi ile de savaş olacak Çin'de. Japonlar non-elignant olarak gitmesini istedim. Ama ne olacak bilmiyorum. Ya abi izleyip göreceğiz. Ya mesela şey de, bunlar da bağımsız olacak abi, Manchukuo falan da. Abi çok ilginç şeyler olacak. Vallahi ben de merak ediyorum sizler kadar. Hep birlikte göreceğiz seri devam ettikçe ama dediğim gibi bu bölümde herhangi bir ideoloji değiştirmeyeceğim. Ancak bir sonraki bölümde sizin yorumlarınızla ideoloji değiştirebilirim. Ya 2000 beğeni gelirse direkt anında bir sonraki videoyu yayınlarım dedim ama yani 2000 beğeni gelirse direkt anında videoyu çeker. Yayınlarım. Bugüne yetiştirmeye çalışırım. Yetişemeyebilir gerçi. Şimdi onu nasıl yapacağız bilmiyorum.
Abi siz 2000 beğeni atın, gerisini bana bırakın. Gerisini bana bırakın. Siz gerisini bana bırakın, ben halledeceğim onu. Onu ben halledeceğim. Siz onu bana bırakın. Ya başka türlü olmaz çünkü sizlere ideoloji seçmesi için yorum yapma şeyi verdik. Arkadaşlar şurada anket kısmında bırakıyorum. Non-elegant mı, faşist mi diye o anketten seçebilirsiniz abi. Yani komünist olmaz abi, komünist ya. Komünist olmaz. Sanmıyorum komünist olabileceğini. Ya. Yani şu anda dünyada neler olabileceğini hiçbir şeyin farkında değilim. Abi Amerika faşist gidecek. Sovyetler alternatif gidecek. Purge gidiyor direkt olarak. Ya keşke Purge gitmese de iç savaş çıksa. Daha güzel olacak ama. Mesela Meksika'da komünist gidecek falan. Ya çok ilginç şeyler olacak abi. Çok ilginç şeyler olacak ve ben de merak ediyorum ya. İlk defa böyle bir şey yapayım dedim. Harbiden ne olacak hiçbir fikrim yok. Burada faşistler de kazanabilir. Oğlum ne oluyor? Faşistler kazanıyor abi. Krallıkçı kardeşim lütfen. Lütfen. Kaiser'in hatırını oradaki şeyi hallet. Oradaki şeyi hallet. Bak Kaiser'i sonra nasıl geri alacaksın? Artık Belçika'dan mı, Hollanda'dan mı? Hollanda'ydı galiba. Bunu nasıl alacaksın? Kazanman lazım çabuk. Abi buradan endüstrici eleman alalım. Sivil fabrika basımızımız artsın. Yalnız biz kazan dedikçe bu kaybediyor mu? Şu an burada bir savaş dönüyor. Geri almaya çalışıyorlar sanırım orayı. Aşağıda bir savaş dönmüyor. Sakin geçiyor abi şu anda bu iç savaş. Benim merak ettiğim şey İspanya iç savaşı olacak. Çünkü anarşistleri seçtik kazanması için. Yani ne olacak anarşistler? Nasıl kazanacak? Hiçbir fikrim yok abi. Liberté Etos mu gidiyorsun sen? Tamam, Liberté Etos gittin. Orası çok güzel. Buradan demokratik gidilmiyordu değil mi abi? Liberté Etos şimdi bize bir şey kazandırmıyor zaten. Eğer şuna gidersen ne olacak? Tamam, Liberté Etos'un demokratik şeyi değil. Değil mi? Yok abi, buradan demokratik bir şey kazanılmıyor. Yani buradan sadece bunu seçersek yapılıyor. Ya diğer ülkelerin demokratikliği seçmesinin şansı yok o zaman anladığım kadarıyla. Tamam. Ya Road to 56 modüyle girdim. Bazı ülkelerin başka şeylerini seçemiyorduk falan. O yüzden abi bu şekilde normal yapayım dedim. Ya Road to 56'da yaparsak Türkiye için çok çok güzel olurdu. Daha güzel güçlenebilirdik ama başladık bakalım böyle bir kere. Purge gidiyor ya, aslında şey yapsaydık mesela non-lignite bir Sovyet de yapabilirdik. Road to 56'da ama neyse abi. Oo burada ilerleme yarmaya başladılar. Şuradan bir paket gelir mi abi? Bir paket gelir mi? Oo yarmalara başlamış. Hadi aslanım hadi aslanım. Of 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 of. Burada ne paket gelecek? Bak şimdi şuradakileri de yararsa çok fena paket gelecek abi. Vuruyorlar. Vuruyor, çok sağlam vuruyorlar. Çok sağlam ilerliyorlar. Hadi aslanım şuradan bir tane de buradan yardım. Bu iş tamam. Of genel taarruza geçti krallık. Oo yardı burayı da. Hadi aslanım şurayı da yar. Oğlum fena yarıyor bak şu an. Fena yarıyor. Of. Hadi abi. Şuraya gireceksin. Veya buraya. Fark etmez. Nehir karşısına saldırma da. Hadi abi hadi abi. Şu faşistleri indir yere ser. Çabuk. Bu Fransa komünist gidecek de abi. Invite komünist şeyine gidiyor. Ya Sovyetlerle birlikte çok çok güçlü olacaktır bunlar. Sovyet ama şeye seçmedim yani. Sovyet Kominterne katılmayacak abi. Fransa muhtemelen. Tabi bilmiyorum. Komintern komünisti de vardı. Kendi şeyini kurduğu da bir komünist vardı. Ben onu seçtim. Kominterni seçmedim. Kendi paktını kuracak galiba. Bilmiyorum. Orasını bilmiyorum da fena yardın sen ha. Sen fena yardın, helal olsun aslanım benim. Birliklerim ne durumda benim abicim? Şimdi 6 tane süvari ya da 8 tane süvari tümeni basalım. Bunlar çıkarma için, Bulgaristan çıkarması için ihtiyacımız olan şeyi karşılayacak. Of, hepsi birden bitti. Çok güzel. Bunu buradan bir al. Şuradan bir tam tas Hurricane bas abi. Şuradan da abi destek ekipmanını araştır bakalım. Güzel. Sivil fabrikaları arttırmaya devam ediyoruz. Şimdi askeriye geçebiliriz abi. Tamamıyla endüstriye odaklanmış durumdayız. Şu anda ülkemiz non-elegant bir şekilde devam ediyor yaşamını ama sizlerin yorumuyla değiştirebilirim. Sizlerin yorumuyla değiştirebilirim. Bilmiyorum. Abi ankete koydum zaten. Ya faşist ya non-elegant olarak gideceğiz. Oradan siz seçeceksiniz. İspanya'da iç savaş çıktı. Çok güzel. Onun faşistlerin toprağı yok. Kardeşim faşistlere toprak versene. Faşistlere toprak ver. Gerçi şimdi burada bir anarşist çıkacak komünistlerde. Ya abi çok ilginç şeyler olabilir ya valla.
Bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Göreceğiz. Göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Abi. Bu komünist gidiyor da ülkeleri salacak mı acaba? Onu bilmiyorum. Ülkeleri inşallah salacaktır. Bilmiyorum harbiden. Umarım komünist gittiğinde ülkeleri salar. Şurada Mısır'dır, şeydir, onları bir salar inşallah. Oğlum ne oluyor? Aga burada bunu hiç tahmin etmemiştim. Bunu hiç tahmin etmemiştim. Yani Meksika'da bir iç savaşı hiç tahmin etmemiştim. Bu talimatı ben vermedim. Bu talimatı ben vermedim abi. Bir kere daha denedim, iç savaş olmamıştı. Ne böyle oldu lan burada? Abi şuradan biraz daha sivil basacağız. Şu siviller de basıldıktan sonra askeriye basmaya başlayabiliriz artık. Tabii nerede basacağız? Adana şu anda en verimli yer gibi gözüküyor. Oğlum ben öyle bir talimat vermedim. Şimdi öncelikle ben bunu söyleyeyim. Yalnız çok fena kazandı lan bunlar. Harbi çok fena kazandılar. Harbi çok fena kazandılar. Oğlum Sovyet'e dalacaksak Pörslüyken de almamız lazım. Pörslüyken de almamız lazım abi. Sovyet'e dalacaksak. Sovyet Pörslüyken'i indireceksin abi. Ne zaman dalacağız acaba? Bilmiyorum. Bir pakt bulmamız lazım kendimize. Sonra o paktan çıkabiliriz. Sovyet'i yenene kadar bir pakt bulsak yeterli abi bize. Sovyetler çünkü eğer Pörslüyken daldın. Ya alternatif seçtim de ne olacak hiç bilmiyorum Sovyetlere. O kadar oynamadım ama göreceğiz. Yani Sovyetleri Pörslüyken aldın, alamadın, alamazsın yani. Alamazsın abi yani. Sovyetleri alırsın tabii de yani yine. Çok büyük sıkıntı çıkar sana. Çok büyük rezillik olur abi. Hiç gerek yok. Sovyetleri Pörslüyken alacaksan al kardeşim, almayacaksan hiç alma. Almayacaksan hiç alma. Yalnız bu İspanya ne oldu lan böyle? İlginç ilginç şeyler oluyor. Portekiz'de de bir iç savaş çıkacak mı acaba? Portekiz'de de bir iç savaş çıkar diye düşünüyorum. Nation in Arms. Şurada ne oluyor abi? Her yerde iç savaş çıktı dünyada. 3 tane iç savaş izledik abi. Alman 2 bitti. Bunların 2 devam ediyor. Abi inşallah şeyler kazanır. Meksika kazanır. Şu kazanmasın ya. Bununki odak ağacı normal. Senin odak ağacın normal mi abicim? Senin kendi özel odak ağacın var. Evet. Bu normal bir ülke Meksikan Republic. O zaman Meksika'nın kazanması lazım abi. Meksika'ya destek verin. Amerika. Amerika Meksika'ya destek at. Meksika'ya destek at. Çabuk. Burada devam ediyor iç savaş. İngiltere'yi önemsiyoruz abi. Çünkü İngiltere buraları salacak diye düşünüyorum. Salmaya da bilir yani. Bilmiyorum. Ben Alman oynadığımda, krallık olduğumda Alman'da faşist gitmiş, şey, komünist gitmişti ve salmıştı abi. Ben oradan düşünüyorum yani salacağını, yoksa bilmiyorum. Bir bakalım ne durumda abi. Mesela şimdi bu adam ne gitti? Buradan gittiğinde zaten şuradan gidebilir. Ondan sonrasında da burada salıyor. Bak mesela burada salıyor. Ha, salacak sanırsam. Umarım salar. Tabi bunlar bayağı bir uzun sürüyor. 1941'e kadar falan anca salar. 1940-41. Ondan sonra zaten biz zaten girer hallederiz ya. Girer hallederiz. O zamana kadar çok fazla agresifliğe gerek yok. Yukarıda temizliyorlar. Faşistler komünistleri. Aşağıda da komünistler faşistleri temizliyor. Şuradaki yeri almışlar. Aynı zamanda hem karsistler çıkacak hem de anarşistler çıkacak. Faşistlerde kraliyetçiler çıkacak. Burada da anarşistler çıkacak. Neler olacak? Hep birlikte göreceğiz abi. Hep birlikte göreceğiz. Ya anarşistler kazanabilecek mi? Zerre bilmiyorum bu arada. Ya verdim anarşistlere de. Ya adamlar da kazanabilecek mi abi acaba? Harbiden bilmiyorum. Çünkü ne bileyim anarşistler çok güçsüz olmuyor mu abi? Ama tabii burada da karşıtlar çıkacak. Dengeleyebilir de abi buradan sonra o komünist nasıl kaybedecek şey yapacak bilmiyorum. Bilmiyorum. Abi uçak basacağız da kaynak maynak yok bir ülkede ya. Ülkede kaynak yok abi. Şuradan usta, şuradan kaynak almaya çalışalım bakalım da onlardan elimizde var mı kart? Onlardan elimizde var mı kart? Yok ki elimizde. Elimizde hiçbir kaynak yok abi. Şunu da dışarıdan ithal ediyoruz. Şurada var biraz. Şimdi şöyle bir şey yapsam ben burada ne kadar atacak bu? 5 için değmez abi. Oraya 5 tane basacağım da hiç değmez oraya. Ama bayağı bir şeyimiz var abi. Ah. Güzel 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 askeri fabrikamızı da aldık. Şuradan devam edebiliriz. Usta direkt silah 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 silah. Silah ve silah abi.
Silah ve daha fazla silah. Ve daha fazla silah. Bunu da alternatif seçtik. Büyük ihtim abi yalnız İtalya Italy First'e giderse Bulgaristan'la kuruyor paktını. Bulgaristan'la pakt kurarsa Ben Bulgaristan'ı alamam ki. Bu Italy First gidince paktı Bulgaristan'la kurmuyor mu abi? Bulgaristan'la pakt kuruyorsa ben nasıl alacağım? Onu bilmiyorum. Göreceğiz abi. Göreceğiz. Ya bu eğlence amaçlı zaten. İlla kazanmak da zorunda değiliz abi. Göreceğiz hep birlikte. Hız baya baya ilerlemiş ha bu. Birazdan anarşistler çıkınca ne olacak acaba? Savaş desteğini düşürüyor sürekli. Disbanded Army. Ha birazdan çıkacak bundan anarşistler de yani kazanabilecekler mi bilmiyorum. Kazanabilecekler mi bilmiyorum abi. Başka bakalım ne yapabiliriz? Great War tankı salla da. Sonra elimizdekileri geliştirelim. Şu an tanka. Türkiye olarak tanka yönelmenin zamanı değil abi. Buradaki tümenlerin şuraya geçmesi tavsiye olunur abi. Direkt oraya ilerlesinler. Bulgaristan'da nasıl yapacağız abi biz? Bulgaristan'a dalamam ben. İmkansız. Dünya tansiyonu 50 olduğunda gelen geçen garanti atar. Lan faşist mi olsaydık ya? Şimdi sizlere sorduk da bilmiyorum. Bilmiyorum. Abi şu an pek fazla basamıyoruz. Uçak. Ama az az basıyoruz abi. Az az basıyoruz. Ayda iki tane uçak. Ayda iki tane. İki tane sivil fabrika alalım. İki tane sivil fabrika bizim ihtiyacımızı giderir. Hızlı hızlı faşist oluruz olmaya kalktık mı ya? Hızlı hızlı oluruz abi. Hop Kalisler de çıktı. Kalisler de çıktı abi. Oo, anarşistler ne olmuş lan böyle? Nationalist İspanya mı çıkmış? Oğlum İspanya direkt nationalist. Yo tamam nationalist İspanya bu normal zaten. Ben ayrı bir Carlist savaşını bekliyorum. O da yakında çıkar. Anarşistler epey büyük bir şekilde duruyorlar burada. Neler var neler yok bilmiyoruz. İzleyemiyoruz biz. Ney? Ney? Çin? Shaanxi'ye niye daldın abi? Güzel olur abi fark etmez fark etmez. Shaanxi'ye bazı kişiler de dalmış. Tibet'i sanma da dalmış. Olabilir olabilir olabilir. Bunlar bizi alakadar edecek mevzular değil. Buradan ekstradan şu an bir şey almayacağım. Çünkü alırsak eğer ya faşist gitmem gerek ya şey olacak. Oradan alacaksak ancak faşist elemanını alabiliriz şu anki aşamaya baktığımızda. O Çin Yunan'a da dalıyor. Dalsın bakalım. Çin'de ne olacak onu da bilmiyorum. Japon şu anda mevzuya katılacak mı onu da bilmiyorum. Japon Kalisler de çıktı. Ona da bakacağım şimdi. Burada abi bu adamlar ne olacak? Aa kurmuşlar bile lan. Ve King China olmuş burası. Oo Manguko da bağımsız olmuş. Yo bağımsız değil bunlar. Yo bağımsız değil mi abi bunlar? Şunlar ne oluyor? Imperial Subject. Ya, Subject bağımsız değil yani bunlar değil mi? Evet bağımsız değil. Subject abi yine vasal olarak devam ediyor sanırım. Ama King China oldu ismi. Neden öyle oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bakalım orada neler olacak. Hiç onları göreceğiz. Ney? State of Xinjiang mı? Oğlum senin komünist olman lazımdı. Şuradaki Carlistlere bakalım. Carlistler epey küçük. Burada bir iç savaş daha çıkmış. Portekiz'in iç savaşı ne oğlum? Kaç tane iç savaş gördük biz? Portekiz şeylerle de savaştı. İspanya ile de savaştı. Neler olacak acaba? Porto tarafı mı kazanacak yoksa aşağı taraf mı kazanacak? Hep birlikte göreceğiz abi izleyip. Bir bizde hiç savaş çıkmadı galiba. Onu da çıkaralım mı? Ne yapalım bilmiyorum. Bir bizde çıkmadı hiç savaş abi. Bakalım. Bizde de şu anda bir şey yok değil mi? CHP %90 güzel. The War in the North'a gidiyor. Bu neymiş abicim? Ha şeyleri kaldırıyor. Plansız saldırıları kaldırıyor da. Hangisi kazandı abi burada? Non-Lignit olan kazandı. Oğlum biz bunu komünist seçmedik mi? Non-Lignit olan kazandı da hala savaştalar. Ya ilginç şeyler olacak abi. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Atatürk'ü göreve tekrar çağırabiliyoruz bize dalan olursa da bize dalan olacağını sanmıyorum.
Dünya tansiyonu fırladı. Biraz daha fırlasın da biz de savaş ilan edebilelim abi. Oba, İspanya'ya yardırıyorlar. Portekiz yardırıyor abi İspanya'ya. Oğlum Portekiz İspanya'dan toprak alır mı lan acaba? Yani direkt savaştı adam. Bence alır. Bence alır abi. Daha anarşist taraf kazanacak gibi gözüküyor. Anarşist taraf acaba Portekiz'i yenerse o zaman ne olur? Aklımda deli sorular. Portekiz paket yedi. Portekiz paket yedi. Güzel. Evet, bir fokusumuz daha bitti. Buradan bir araştırma slotumu bir alayım abicim ben temiz temiz. Şu komünist taraf bir gitsin de abicim. Demokratik olarak gözüküyor da komünist. O taraf bir gitsin de ondan sonra bir bakalım savaşta neler olacak göreceğiz. İlerliyor Portekiz. Sevilla'ya girse aslında direkt düşecek komünist taraf. Niye direkt Sevilla'ya girmiyor ki? Abi yukarı doğru ilerleyeceksin direkt Sevilla'ya git. Abi tankı araştırayım mı artık? Veya buradan bir şey yapabilir miyim? Şuna gidebiliriz abi. Bunun süresi gelmiş. Oğlum direkt Sevilla'ya gir lan adam ölecek. Halisler düştü. Halisler gitti abi. Yarışmadan çekildiler, veda ettiler. Oğlum Sevilla'ya gir direkt. Bu iş bitecek zaten. Sevilla'ya gir. Sevilla'ya gir. Hadi sen göreyim koçum. Hadi. İtalya, Yugoslavya da claim mi iddia ediyor? Hakikaten var lan senin orada. Ya şey bu normal değil mi abi zaten? Normalde de var bu. Aha Wilhelm geri döndü. Almanya'ya. Oğlum Wilhelm'in de özellikleri çok iyi lan. Bakalım göreceğiz. Bunlar hala bu şekilde. Bunu komünist olacak yakın zamanda bu. Şu an bir yerimizde sayıyoruz biz. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıracağım artık. Çünkü daha fazla ilerlemeyeyim. Taraf seçeceksek ona göre ilerleyelim abi. Çünkü ya size bağlı olarak ilerleyeceğiz anladınız mı? Yani siz bir seçin ona göre ilerleyelim. Çünkü faşist olacaksak daha fazla geri kalmayalım. Karar sizin, karar halkımızın. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videolara beğenim atarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.